Ya şey çözemiyorum arkadaşlar. Nasıl yapacağım bilemiyorum. Aklıma bir türlü yatmıyor. Eğrisi var, doğrusu var, olumlusu var, olumsuzu var. Dertsiz başımı dert edinmiş durumdayım şu anda. Sizden ciddi şekilde yardım talep ediyorum. Yani yardıma ihtiyacım var. Beni dinlerseniz, benim fikirlerimi size anlatmama izin verirseniz, ben de bunun sonucu olarak bir karar vermek istiyorum. Rhino'yu sattıktan sonra ne yapacağım? Hangi arabayı alacağım? Nasıl bir araba alacağım? Projelik bir şey mi alayım? Projelerin sayısını 2'ye mi çıkartayım? Bir türlü bunu kafamda oturtamadım, yerleştiremedim. Dertliyim. Dinlemek ister misiniz? Selamlar arkadaşlar. Merhabalar efendim. Şimdi size az önce belirttiğim, kıvrandığım konuyla ilgili fikir danışacağım. İki tane yolumuz var. Açıkçası iki yolumuz var. Bunlardan bir tanesi standart bir araba almak. Yani işte onun parasına yakın bir araba almak. İşte bir C serisi olabilir, yeni bir A3 olabilir. Ya da ikinci olarak da paramız biraz cebimizde kalsın. Cebimizde kalan parayla da şöyle bir yol izleyelim. Ucuz bir araba alalım. Yani eski bir araba alalım. Yani restorasyon işine birazcık girelim. Bu da benim aklımda arkadaşlar. Bu da benim aklımı kurcalayan şeylerden bir tanesi aslında. Yani işte ne olabilir bu? Bir tane B7 2000 turbo A4 olabilir. Düşünsenize. Onu RS4 yapmışız. Veya bir B5 A4 alabiliriz. Station Wagon. Bunu da RS4 yapmışız. Ya da onun haricinde eski kasa bir BMW almışız, bir E60 almışız, güzelce restore etmişiz, onu bir M5 yapmışız, ailecek binmeye devam ediyoruz. Ya da bir tane 330 G almışız, onu M3 yapmışız. Mesela bunlar aklımdaki arabalar arkadaşlar. Bilmiyorum siz ne düşüneceksiniz ama benim aklımı çok kurcalıyor. Gerçekten de birazcık bu aralar kafamı şişiriyor. Çünkü bu zaman yaklaşıyor. Bir an önce karar vermek lazım. Bir an önce araştırmak lazım diye düşünüyorum. Uygun araba aldığımız zaman nasıl olacak arkadaşlar? Birincisi paramız cebimizde kalacak. Bu bize ne sağlar? Biraz modifiye bütçesi sağlar. Onun haricinde belli bir parayı da kenara koymuş oluruz ki zor günlerde elimizin altında para olmuş olur. Parçaları muhtemelen daha rahat buluruz. Evet arkadaşlar, şu anda izlediğiniz videonun altına yapacağınız yorumdan sonra siz de BMW Flash Drive orijinal USB'sine kavuşma şansı yakalayacaksınız. Videoyu beğendiniz mi? Aklınıza takılan herhangi bir soru var mı? Bir öneriniz var mı? Bir düzeltmeniz var mı? Hiç fark etmez. Yazacağınız yorumda bu çekilişe katılmış olacaksınız. Hepinize bol şans diliyorum. Hadi izlemeye devam edin. Kesit biçme yaparken zaten alacağımız araba muhtemelen boyalı olacağı için daha rahat hareket ederiz. Daha sorunsuz hareket edebiliriz. Parçaları belki daha ucuz buluruz. Böyle de bir avantajı sağlayabilir bize. Şu anda işte yaptığımız YouTube kanalımızı kuvvetli hale getirebilir. Neden? İlginç bir proje olur. Buradan bol bol video çıkartabiliriz. Elimizde kaynak yaratmış oluruz. Kendi projemiz için kendi kaynağımızı yaratmış oluruz. Şimdi avantajları dinlediniz. Bir de dezavantajlarına gelelim bu işin. Dezavantajı ne var mesela? Örneğin ben eski arabadan hoşlanmıyorum çok fazla. Bu birinci dezavantajı, bu ciddi bir dezavantaj, bu beni düşündürüyor. Yani o arabaya daha sonradan binmek isteyecek miyim, istemeyecek miyim, yaparken beni sıkacak mı? İkincisi, arabayı sağlam diye alırız. Sağlam diye aldığımız zaman sağlam olmasını umarız. Ama sağlam çıkmazsa ne olacak? Meme yaptı, yatak sardı, Allah! Bu şeylerden tırsıyorum çünkü motor konusunda çok bir tecrübem yok açıkçası. Bunlarla uğraşmak da zaman ister. Bu konuda biraz dezavantaj yaratabilir. Sonra bu arabayı aldık diyelim, 15-20 bin lira harcadık. Çok güzel, muhteşem, çalışır hale getirdik. Peki paraların karşılığını çıkaracak mı? Şimdi Rhino'yu satarsam hemen hemen yakın bir para karşılığına satacağım. O konuda şüphem yok ama eski bir arabada bu getiriyi kendime sağlayabilecek miyim? Satana kadar anam ağlar mı? Genelde Almanların dışına çıkmayı da çok fazla düşünmüyorum ama sizin de böyle çok değişik bir öneriniz olursa onları da değerlendirebiliriz. Tabi buradaki bütçeyi de söyleyeyim. Buradaki bütçemiz 85-90 bin lirayı geçmeyecektir kesinlikle. Eğer eski bir araba alıp biraz restore edeceksek. Bütçemiz de aşağı yukarı bu şekilde. O yüzden siz de lütfen yorumlar kısmına bunlara fikirlerinizi yazarsanız, bana fikirlerinizi söylerseniz ben de biraz daha ufkumu genişletmiş olurum. Görüşürüz. Benden bu kadar.